Evet merhaba arkadaşlar. Bir videomuza da bir kanalımıza da hoş geldiniz. Bugün yazılıya hazırlık yapacağız hep birlikte. Bir takım sorular hazırladım onlara beraber çözeceğiz. Merhaba. Hepinize başarılar. Hemen uzatmadan derse geçiyoruz. Bir iletken telin kesiminden bir dakikada 6 çarpı 10 üzeri 20 tane elektron geçiyor. Buna göre iletken telden geçen elektrik akımı şiddeti kaç amperdir diyor. akım eşittir. Yük bölü zaman şeklinde ifade ediliyordu. Yükümüz kulon, zamanımız saniyeydi. Zaman t burada 1 <laughs> dakika şeklinde verilmiş. Bunu saniye çevirmem gerekiyor 60 saniye. Yükümüz ise 6 çarpı 10 tane 6 çarpı 10 üzeri 20 tane elektronik olarak ifade ediliyor. Bir elektron yükümüz ise 1.6 çarpı 10 üzeri 19 kulon verilmişti. Peki 6 çarpı 6 çarpı 10 üzeri 20 tane arkadaşlar elektron acaba yükü neyi ifade eder diye de soruluyor. Buradan toplam yükü bulacağım. Toplam yükümüz de 6 çarpı 10 üzeri 20 çarpı 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 oldu. Yüküm ne olur? 6 çarpı 16 kulon şeklinde çıkar. Çarpmadan bırakıyorum. Belki sadeleşir diye. Hemen bulduğum ifadeleri yerine yazacağım. Akım eşittir yük bölü zamandı. Yükümüz arkadaşlar 6 çarpı 16 bulundu. Zamanımız ise 60 saniyeli. Buradan gerekli sadeleştirmeleri yapıyorum. 6'ya böldüm 10 oldu. 16'yı 10'a bölersem 1.6 amper şeklinde çıkacaktır. İlk soruyu çözdük. Cepte. Evet puanımızı aldık. Devam ediyoruz. İkinci sorumuza geldik. Bu da bir direnç sorusu. Eşdeğer direnç sorusu. Karışık bağlama, seri bağlama ve paralel bağlama birlikte yapılmış. Hemen bakıyoruz. Bu tip soruları çözerken Hemen en sondan başlayalım. Şuraya bakalım. Bunlar paralel olduğundan 12 çarpı 6 bölü 12 artı 6. İki direnç paralelse çarpımları böyle toplamları yaparım. Buradan sonucumuz 4 ohm çıkar. Ve dikkat ederseniz şu arka kısımda yani ben bunu tekrar bir çizeyim isterseniz. 8 ohm. Hemen bunun arkasından 2 ohm geliyordu. Hemen şurada bizim bulduğumuz 4 ohm mevcut. Şurada 8 ohm. Burada ise yine 2 ohmluk bir değer mevcut. Ve şurada 12 ohm var. Burası evet boş. Yani şurası L. Burası ise Bakın devremizin son hali bu oldu. Ve son halinde dikkat ederseniz 2, 4 ve 2 bunlar hepsi birbirlerine seriydi. O zaman 2 artı 2 artı 4 ne yapar? 8 yapar. Tekrar ben bunun yeni halini çizecek olursam şöyle bir devre elde edecek, edeceğim. 8 şurada bir tane 8 vardı. Hemen şurada 12 Burada bir boşluk mevcut arkadaşlar. K, L ve bulduğum 8'i de şuraya eklerim. Paralel olur. Yani son bulduğum 8, şuradaki arkadaşlar 8'e, şu 8'e paralel. Buna paralelse o zaman 2 tane 8 olduğundan 8'i 2'ye böleriz ve 4 ohm şeklinde buluruz. Devremizin son hali da şöyle oldu. 8, 8 ohm. Şurada ise 12 ohm mevcut. Ve K, arası arkadaşlar. Eşteğe direnci neredeyse bulduk ve sonuna geldik. Şu 8'lerin birbirine seri olduğunu gördünüz. 8 artı e, e şurası 4 olacaktı düzeltiyorum. 4. 8 4'ün birbirine seri olduğunu gördük. 8 4 da 12 ohm oldu. 12'den 12 de birbirine paralelse eşdeğer dirençim reel haline olur. 12 2'ye böl böleriz arkadaşlar 6 ohm şeklinde çıkar. Hemen arkadaşlar bir sonraki sorumuza geçtik. Diğer sorumuzu da çözdük. Bununla ilgili eşdeğer direnç çizgisi olurlar cepte arkadaşlar. Bunu da başardık. Gelelim bakalım bunu yapabilecek miyiz? Üretilince önemsiz de ölçüteleş kurulan şeklindeki devrede voltmetrenin gösterdiği değer kaç volt ve üreticinin üzerinden geçen akım kaç amperdir diyor. Bakın yine bu soruları çözerken harflendirme yöntemini kullanalım. Üreticinin bir ucuna A diyelim, eksi ucuna B diyelim. Eksi ucuna B dersem şu anın B, buranın B ve buranın B olduğunu görürüm. Neden mi? Çünkü arkadaşlar orada herhangi bir devre elemanı olmadığından harf değişikliği olmaz. Burası A, bir devre elemanı olmadığından yukarısı A. Ve şuralar A şeklinde yazılıyor. Bakın gördünüz mü? Voltmetremiz A'dan B'ye bağlıymış. Bir ucu A'ya bir ucu B'ye. Üreticimizin de bir ucu arkadaşlar A'ya bir ucu B'ye bağlıydı üreticinin dikkat ederseniz. 24 volttu. Yani aslında voltmetre üretece bağlı. O zaman voltmetremin gösterdiği değer 24 volt olur. A şıkkını bu şekilde yaptım. 5 şıkkına bakıyorum hemen. 5 şıkkı için. Üretecin üzerinden kaç amper geçer diyor. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Devremiz A ile B arasındaki dirençlerden ve üreteçlerden oluşuyor. Hemen A B arasındaki tüm dirençleri yazalım. A ile B arasında 2 ohm var yazdım. A ile B arasında 4 ohm on var. Onu da hemen işledim şuraya ve yazıyorum. A ile B arasında yine 4 ohmluk arkadaşlar bir direncimiz var. Ve A ile B arasında ise 24 volt arkadaşlar şeklinde yazılan bir üreticinin değeri bulunuyor. Akımı bulmak için arkadaşlar tabii ki de eşdeğer dirence ihtiyacım var. 4 ile 4 birbirine paralel olduğundan 4 bölü 2 ne yapar? 2 yapar. Buradan çıkan sonuçlar 2 ve 2'nin de birbirine paralel olduğunu gördüm. O zaman eşdeğer direncim ne yapacaktır? 2 bölü 2'den 1 yapacaktır. Ohm yasasından ve eşdeğer i çarpı r'den akımı bulabilir miyim üreticinin üzerinden geçen? Tabii ki de bulurum. 24 i R'yi de bir bulmuştum şuradan. Yerine yazdım. Akım da 24 amper olur. Bu soruda çözdük. O zaman yine cepte bir soru arkadaşlar. İyi gidiyoruz. Yazılar korksun bizden. Devam ediyoruz. Bir ayağının taban alanı 200 cm kare olan bir atın kütlesi 600 kilogramdır diyor. Buna göre atın bastığı yere uyguladığı basınç kaç Newton bölü metrekare. Zaten ipucu var. Şurada var. Yani Newton bölü metre kare diye bul demiş ya. Newton ne? Newton kuvvet. Metrekare yüzey. Bu da bize basıncı verir. Katıların basıncı at gibi bir katının basıncı arkadaşlar ağırlık bölü yüzey alan şeklinde ifade edilir. <laughs> Peki ben ağırlığı nasıl bulacağım? Ağırlık mg ile bulunur. m600 g arkadaşlar 10'du. Buradan 6 çarpı 10 üzeri 3 newton şeklinde çıkacaktır. Peki esi nasıl bulacağım? Atımızın 4 ayağı var. Tek ayak diye düşünmeyelim. Tek ayaklı atlar yok piyasada yok maalesef daha üretilmedi. Dolayısıyla 4 ayaklı bir attan bahsediyoruz. 4 çarpı 4 çarpı 200 santimetre kare. Bu da 800 santimetre kare eder. Yalnız adam metre kare istemiş bunu. O zaman bu 800 800 çarpı 10 üzeri 4 metre kare şeklinde yazarım. Bu da 8 çarpı 10 üzeri 2 metre kare olur. Hemen bulduğum değerleri şu da yerine yazıyorum formülümde. A Ağırlık neydi? 6 çarpı 10 üzeri 3 newton. Yüzeyimiz ise S çarpı 10 üzeri eksi 2 idi. Buradan 6 bölü 8 çarpı 10 üzeri 5. Yani bu da arkadaşlar 3 bölü 4 çarpı 10 üzeri 5 newton bölü metre kare şeklinde çıkardım. Tabi gerekli sadeleştirmeye yine devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ben sorumuzu bitirdim. Yine bir soru cepte. Çözüm bitti. Ee, Yazılıdan arkadaşlar endişe etmeden çıkabilirsiniz artık. Evet. Düşen kesgi şekildeki olan bir kap S1 yüzey üzerindeyken kabın tabandaki sığı basıncı 5P'dir diyor. Buna göre kabı ters çevirip S2 taban üzerine oturtursam basıncım kaç olur? Bakınız arkadaşlar buradaki basıncın 5P olduğunu bize ifade ediyor soru. Hemen şu yüksekleri H, H alırsam arkadaşlar basıncı bulmaya çalışayım hemen. Basınç P eşittir H çarpı D G şeklinde yazılıyordu. İlk, i̇lk durumda basıncımız 5P'ydi. O zaman şuradan basıncını aldım bakın. 2D çarpı HG. Bu aynen aşağı iletilecekti. Şu sıvının basıncını da buluyorum. Bu da H çarpı 3DG. Yani 5P 5HDG şeklinde oldu. Buradan HDG'miz arkadaşlar P çıkacak. İşimize yarayacaktır bu. Dursun. Kabımızı arkadaşlar şu şekilde S2 yüzeyi üzerine oturtalım. Bu şekilde oturtursam kabı. Bakın şöyle iki bölmemiz yukarıda olacaktır. Yine buralar hı hı şeklinde yazdım. Yine öz kütlesi büyük olan sıvı arkadaşlar 3 de altlara gelecek. Şuraları arkadaşlar 3 bölmeyi dolduracak şuraya kadar. Üstteki arkadaşlar sıvımız 2 de ise arkadaşlar şu kısmı dolduracaktır. Hemen yapıyorum ikinci durumda basıncımız. Bakın H 2 dg artı buradaki 3 üç de arkadaşlar yüksekliği 2 açtı. 2H 3DG şeklinde yazdım. P2 ne olur buradan arkadaşlar? 8HDG çıkar ki bu da P2'nin 8P olduğunu bize arkadaşlar veren sonuç olacaktır. Bir soru daha cepte arkadaşlar. Hadi bakalım çok iyi gidiyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Kaldırma kuvvetiyle ilgili sorumuza geldik. Burada diyor ki eşit hacim bölmeli kal cismi şekillerde verilen durumda dengede olup kal cismine ilk durumda sıvı tarafından uygulanan kaldırma kuvveti 20 Newton'dur diyor. Hadi bakalım. Bu soru ellerinizden öper cismi bir ip ile tamamı sıvı içinde olacak bir biçimde bağlanırsa ipteki gerilme kuvveti kaç Newton olur diyor. Hemen ilk durumda buna etken kaldırma kuvveti 20 newton. fakat aşağı doğru ağırlığı var. O zaman aşağı doğru ağırlık yukarı arkadaşlar kaldırma kuvvetine eşittir. Cismin ağırlığı bulundu. Peki kaldırma kuvveti neydi ilk durumda arkadaşlar? İlk durumdaki kaldırma kuvvetimiz batan hacim V idi. O zaman V batan çarpı d sıvı çarpı g kaldırma kuvvetinin arkadaşlar Batan hacimle orantılı olduğunu biliyoruz. ve çarpı D çarpı G yazdım. Birinci durum için. Öste'yi de D aldım tabii ki. O zaman ikinci durum için kaldırma kuvvetimiz ne olacak? 3V arkadaşlar suya battığı için 3V çarpı D çarpı G. Yani kaldırma kuvvetimiz öncekinin 3 katı 3F olacak. 3FK olacak. Bu da arkadaşlar 20 idi zaten öncesinden değil mi? O zaman ne olacak bu da arkadaşlar? 60 olacak. İkinci durumda... Etken kaldırma kuvvetimiz 60 Newton. Aşağı doğru ağırlığımız 20. İp gerilmesi T şeklindeydi. O zaman T artı 20 eşittir 60. T eşittir artı 40 Newton şeklinde bulunur. Arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Hepinize sınavda üstün başarı diliyorum. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.